akşamlar değerli izleyiciler. Aslında havadan sudan konuşmanın tam zamanıydı. Öyle bir hava, öyle bir suyun içinden geldik ki, kusura bakmayın ceketsizim, ben aslında ceketle gelmiştim buraya ama ceketin giyilecek hali kalmamıştı. Allah'tan arkadaşlarımda da gömlek olduğu için ben de uyum sağlamış oldum onlara, iyi oldu. Değerli izleyiciler, bugün yeni bir kuruluşun öyküsünü dinleyeceğiz, hep birlikte dinleyeceğiz. Gerçi ben arkadaşlarımı tanıyorum ama bu kuruluşun öyküsünü ben de sizler kadar merak ediyorum. Efendim, Çağdaş Sanatçılar Platformu, doğru söyledim değil mi efendim? Evet. Çağdaş Sanatçılar Platformu, Şubat ayında kuruldunuz galiba. Evet. Evet. Dostlarım, Mustafa Yıldız ve Abid Dursun Beyler, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi, Çağdaş Sanatçılar deyince insanın kulağına çok hoş geliyor. Dileyelim ki hoş şeyler olsun diyelim, hoş bir başlangıç olsun diyelim. Çünkü çağdaş olmak bizim bildiğimiz mantığın bir gereği. Bizim bildiğimiz düşüncenin bir gereği çağdaş olmak. Şimdi ben bu Çağdaş Sanatçılar Platformu'nu sizden dinlemek istiyorum efendim. Çünkü ben biraz internetten izlediğim kadarıyla, sizin bana gönderdiğiniz notları okuduğum kadarıyla bilgi sahibi oldum. Ama birlikte yaparsak daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Şimdi burada kurucu olarak Abid Dursun sizin isminiz var öyle mi? Evet. Peki, o zaman sizden başlayalım efendim. Bir kendinizi kısaca tanıtın, ondan sonra Çağdaş Sanatçılar Platformu gibi bir platforma neden ihtiyaç duyduğunuzu ve ne amaçlarla kurulduğunuzu bir paylaşalım lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı bize tanıdığınız için şahsınıza ve Sky Televizyonu'na teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi ben önce kendimi isterseniz kısaca anlatayım, evet. Değerli zamanınızı fazla almadan. 1960 Sivas doğumluyum. 60'tan bugüne geçen 53 yıllık yaşamımda edebiyatla aşırı neşir olduk. Kamudaki bir takım görevlerimizin ötesinde edebiyatın yazın sürecinde işte kitaplarımız dergilerde, çeşitli gazetelerde makalelerimiz falan yayınlandı. Bu anlamdaki bir takım kuruluşlarda aktif olarak görev yaptık. 500'ün üzerinde makalem yayınlandı. 500'ün üzerinde, 30'un üzerinde gazete ve dergide. Evet. Bunların bazılarında yayın yönetmeni olarak, yazışırımcı olarak görev yaptım. Evet. Bazılarında köşe yazarı olarak. Şu anda yaklaşık 6 yıldır ben İzmir'deyim. 6 yıldır da internet gazeteciliği denilen o gazetecilikte şahin gerekli olarak köşe yazarı, gündem 35'te köşe yazarı yazıyorum. Tiyatro oyunlarımız, radyo programcılığımız vesaire buna benzer. Edebiyatın hangi dalı diyecektim, kendiliğinden söyleyeceğiz. Edebiyatın ve sanatın birçok dalında boy gösteriyorsunuz, evet, anladığım, evet, kadarıyla. Evet. Şimdi Çağdaş Sanatçılar Platformu adı üzerinde çağdaş yaşamı, çağdaşlığın öncüsü olan aydınların bir araya gelmesiyle kuruldu. Aydın biliyorsunuz ki işte uygarlaşmanın, çağdaşlaşmanın önemli bir kitlesini de sanatçılar boyutuyla, sanatçılar boyutuyla oluşturur. Tabii kurumlar ve kuruluşlar ihtiyaca göre oluşur. Bir boşluk vardır bir yerde. Bir yerde ihtiyaç vardır. Orada boşluğu gidermek, ihtiyacı karşılamak için kurulur. İzmir'de özellikle sanat ve sanatçı açısından bir boşluk vardı. Biz onu arkadaşlarımızla tespit ettik. Yani organizasyon açısından demek istiyorsunuz. İki türlü bakıyoruz olaya. Birisi sanatçı boyutuyla bakıyoruz. Tabii Türkiye'de sanatçı iki türlü yalnızlık yaşıyor. Bir üretim noktasında, yani eserini üretirken bir yalnızlaşma içerisinde. İki, ürettiği çalışmayı, eserini toplumla buluştururken bir yalnızlaşma içerisinde. İkinci boyutta sanatın üretilmesi ve ulaştırılması dışında toplumla buluştururken bir takım kurumsal ilişkiler arasından da bir eksiklikler var. Onu biraz sonra açıklayacağım. Sanatçı yalnızlaşmayı nasıl yaşıyor? Türkiye'de belki de en örgüsüz kesimini sanatçılar oluşturuyor. Niye? Çünkü sanatçılar bağımsız karakteri, bağımsız karakteri çok baskındır. Özgür kalmayı, bir takım kurumlar içerisinde, onun kuralları içerisinde yaşamayı pek sevmez. Ama bu demek değildir ki sanatçının yalnız bırakılması gerekir. Evet.
Sanatçılar, örneğin ressamlar, karikatür sanatçıları, heykel tıraşlarımız yaptıkları çalışmaları üretim noktasında özellikle maddi boyutuyla destek bulamıyorlar. Birçok sanatçı arkadaşımız malzeme noktasında bile ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sponsorluklar bu anlamda çok geniş değil. Gerek yerel anlamda gerek de özel sektör anlamda çok fazla sponsor bulamıyor arkadaşlarımız. İş sergileme noktasına geliyor, sergi salonları vesaire bir takım sıkıntılar yaşıyor. Evet. Ben yakın tarihte yine bazı sanatçı arkadaşlarımızın sergilerinden size örnek vereyim. Aynı bir sergisi var. Kokteyl malzemeler için koşturan sanatçı arkadaşlarımız. Yani sanatçı o kadar özgür ve bu anlamda bunlardan bağımsız olmalı ki ürettiği eserin kalitesini artırabilsin. Yani kokteyldi, salondu vesaire takım şeyler peşinde koşmaması gerekir. Evet, çünkü iddialı başladıklı bakın maalesef nasıl gelecek. Evet, sanatçı bu anlamda evet. Böyle bir sıkıntı yaşıyor. İkincisi, dediğim gibi ikinci aşamadaki yalnızlaşma üretiyor fakat salon problemi yaşıyor. İzmir'de özellikle bu anlamda çok büyük sıkıntı yaşıyor sanatçı. Yerel yönetim salonları, yani sergilenebilir tek tek eserlerin sergilenebilir tek tek salonlarda yerel yönetimler pek kolaylık sağlıyor diyemeyiz. Belli mekanlar, belli şekillerde görülüyor. Evet. Orada yine karşımıza kokteyl çıkıyor. Örneğin A Belediyesi bir şirketi var. Diyor ki sen kokteyl hizmetlerini benim şirketimden alacaksın. Alayım. Kaç lira? Kişi başı efendim 40 lira. Ya ben nasıl alırım? O zaman diyor yapamaz. Ben kendim yapayım olmaz diyor. Birçok sanatçı bu tür sergilemeyi yapamıyor. Evet. Toplumla buluşamıyor. Atölye çalışmaları noktasında sanatçı devreye girmesi gerekiyor. Yani kanunu gereği gerek belediyelerdeki bürokratların bu konudaki yetersizliği ihale çıkıyor iş. Örneğin atıyorum karikatür sanatçısı atölye çalışmasında semtin yoksul mahallelerindeki çocuklara bu anlamda şey verecek, eğitim verecek. Tamam ben vereyim ama bir takım malzeme vesaire bir takım şeylerde siz de üzerinizde yapın diyor yerel yönetime. Yerel yönetim kalkıyor onu ihaleye çıkarıyor. Yani sanatçının ihale çıkması olur mu? Bunu anlatamıyorsunuz. Burada şey çıkıyor. Bizim neden Çağdaş Sanatçılar Platformu'nu örgütlü hale getirmemiz gerektiğini ortaya çıkıyor. Yerel yönetimlere yapacakları çalışmalarda özellikle bu konuda teknik destek vermemiz gerekiyor. Çünkü ben ikinci bölümde size aktaracağım. Evet. Yerel yönetimler durumu hakikaten güçler. Sanattan ve sanatçı ilişkilerini anlamayan bürokratlardan oluşuyor. Ben ikinci bölümde size onu aktaracağım. Olur. Ama tabii tamamen şimdi bu söyledikleriniz Türkiye geneli için bilgi doğruysa da İzmir'de birkaç dostumuz var. Mustafa Bey de iyi tanır onları. Yani katkı koymaya çalışıyorlar. Ama sanırım belli olanaklar çerçevesinde koymaya çalışıyorlar. Bu birkaç arkadaşımızın da hakkını yemeyiz. Yok onu anlatacağım. Tabii, o peki. Belediye başkanlarının, bazı belediye başkanı arkadaşlarımızın, oradaki bürokrat arkadaşlarımızın elbette yemeyiz. Şimdi bizim çalışmalarımızı evet. Sevgili arkadaşım anlatınca o çalışmalar nasıl oluştu, nasıl destek verdi. Çok daha bilgilenmiş oluyoruz bu konuda. Devam edelim. Şimdi örgütlenmemiz ve yani Türkiye'de belki ilk defa bir şey yapıyoruz Osman Bey. 8 sanat dalında bir çatı örgütlenmesi oluşturduk. Altında 8 sanat. Merkezi İzmir değil mi bu? Merkezi İzmir. Bu 8 sanat dalı başlıklarıyla ben vereyim. Resim, karikatür, heykel, tiyatro, fotoğraf, sinema, yazın ve müzik. Söylediğim gibi çok her iddialı. Grubun, evet. Her çalışma evet. Grubunun bir başkan vekili var ve bir dediğim gibi yürütme kurulu var. Evet. Bu başkanlar, başkan vekili aynı zamanda ana yürütme grubunu oluşturuyor. Diğer sanatçılar da bugün 4'ün üzerinde bir sanatçı kurulur kurulmaz desteklerdi. Onlar da doğal platform üyesi olarak bulunuyorlar. Bizim bir hedefimiz de bu çok önemli bir hedef. Artık sanatçı kent bünyesinden, kentteki aktiviteden kırsala yönelmeli. Çünkü kentte yapılan sanatsal aktiviteler kendinin yenileme noktasına geldi.
Bir panel düzenliyorsunuz. Bu paneli izleyecek bilinen kişiler. Belli yaş grupları. Toplumun özellikle genç ve kadın kesimini buluşturamıyorsunuz. Bu heyecana katamıyorsunuz. Çünkü sürekli bir kendi bu anlamda bir takım tekrarlar oluyor. Doğru. Bunu kırsala yaymak, köylere yaymak, kasabalara yaymak, kentin dış mahallelerine yaymak. Özellikle bunu biz ayın 12'sinde hava bilmiyorum nasıl ona izin verir mi? Aydın'da Kuyucular köyünde birinci kültür sanat festivali düzenliyoruz. Köy insanlarının katılımıyla 3-5 sanat dalında içinde olduğu bir çalışma. Bunları olabildiğince eski köy enstitülerinin belki de bir dönem yaptı ama önünü kesildi. Yani köyü çocuklarını sanatla buluşturmak, işte tiyatroyla buluşturmak, müzikle buluşturmak ve benzer çalışmalara aktarmak. Önümüzdeki dönem çalışmalar daha büyük bir yoğunluk kazanacak burada. Evet, şimdi onun ayrıntısına birazdan yine gireceğiz. Biraz da Mustafa Bey'den dinleyelim. Şimdi Mustafa Bey, ben sizi zaten yıllardan beri karikatür sanatının içinde olarak tanıyorum. Evet. Şimdi burada sadece karikatür dalının bir temsilcisi olarak mı varsınız, yoksa bütün faaliyetlerin içinde oluyor musunuz? Tabii olmamak mümkün değil. Ama tabii ki burada karikatür grubu sözcüsü olarak bulunuyorum. Zaten biliyorsunuz daha önceki programlarda da sürekli elimde böyle değişik dergilerde yine farklı bir dergilerde buradayım. Biz Abid dostumla bunu birkaç yıldır bu kentteki kültür ve sanat olayını bir platforma dönüşme derdi kaygısını taşıyorduk. Sonunda işte Şubat ayında çok da böyle hızlı koşardan değil, emin adımlarla ilerlemek, altyapısını sağlam oluşturup daha uzun ileriye aktarmak anlamında bu kararı almıştık. İşte hayatı yeni yeni geçiriyoruz. Az önce yapacaklarımızın bir tanesi işte Kuyucular Köyü'ndeki etkinlik. Buradaki bizim heykel grubunun sözcüsü Aydın'da oturuyor. Maksut Kesici. Hal böyle olunca biraz ona üstlenmesiyle bu şenlik orada olacak. Ama tabii ki diğer sanat dallarındaki arkadaşlarımızla birlikte orada olacağız. İşte ben karikatürle yine sergiyle, o köy çocuklarıyla atölye. Belki ilk hayatlarında kesin öyledir, köy çocukları karikatür silecek. Bunun yanı sıra işte yine önümüzde kalsa Karabağlar Belediye'nin düzenlediği Kazım Koyuncu Çevre ve Müzik Festivali'nde karikatür ve fotoğrafla bu sefer orada olacağız. Yine fotoğrafta Selami Kalay bir arkadaşımız üstlendi bu grubu. Onun özellikle o Karadeniz yöresindeki fotoğrafları ve bizim de Sezer Odabaşoğlu'nda karikatür sergimiz yer alacak. Yine Karabağlar Belediye'de dördüncü kez yine diğer yıllarda da kendi desteklediğim karikatür ve mizah festivali düzenledik. Bunda da Çağdaş Sanatçılar Platformu bu etkinliğin içinde önemli bir yer aldı. Yine tabii sadece İzmir'de değil, Aydın'dan bahsettik. Yarın bir gün Uşak Eşme'de yıllardır yine festivale destek veriyoruz. Orada olacağız. Bu işte sadece yine resim, fotoğraf ve karikatürün dışında belki yazında söyleşiyle gibi diğer sanat dallarıyla da sürecek çalışmalarımız. Evet. Şimdi ben her zaman şunu düşünürüm. Sanatçı ve hele karikatürist benim için çok özel bir konumdadır. Sanatçı muhalif insandır. Doğru mudur? Kesinlikle. Muhalif olmak durumundadır. Çünkü her zaman için olan durumdan daha iyi hedeflemek durumundadır. Yani bir durum vardır, o durum kötü de olabilir, iyi de olabilir. Ama sanatçı bunun daha iyisini hedeflemek durumundadır. Çünkü aydındır. Toplumda aydına düşen görevler vardır. Öncüdür aydın. Evet. Doğru mu söylüyorum? Aydın öncüdür toplum. Hani hiçbir zaman için bir toplumda tüm kitlenin aynı doğrultuda hareket etmesini bekleyemezsiniz. Böyle bir şey toplumların doğasına aykırı zaten. O zaman iyi olan, güzel olan şeyleri toplumun öncüsü olan aydınlar ele alacak diye düşünüyorum. Ve hele hele bu konuda karikatürü hep ben ön plana çıkartırım. Karikatürde çünkü zaman zaman bir sayfa, zaten üç sayfa, beş sayfa yazıyla yazamayacağınız şeyi, hani teknik olarak da yazamayabilirsiniz, siyasi olarak da yazamayabilirsiniz. Ama birkaç çizgiyle anlatıvermeniz mümkündür. Şimdi bugünlerde, hele bugün özellikle üzerinde çalıştığım kitaptan dolayı Birinci Dünya Savaşı yıllarının basını bakıyorum, takip ediyorum.
O zaman Abdülhamid'i öyle güzel çizgilerle hicvediyorlar ki başka türlü yazamazlar zaten bunu. Evet. Yani bunun gibi dünyanın her yerinde bunlar var zaten. Toplumlar görevlerini yerine getirirken karikatürden çok yararlanıyorlar. Bu bölümde sadece 2 dakikamız kaldı. Evet. Biraz söze başlayayım Mustafa Bey karikatürle ilgili. Evet. Ondan sonra 2. bölümde devam edeceğiz. Karikatür dediğiniz gibi mutlaka bir şeyler anlatması gereken evet. bir sanat dalı. Belki diğer sanat dallarında da var. Bu muhaliflik şiirde de var, yazında da var resimde. Ama karikatürde olmazsa olmazı. Evet. Mutlaka bir eleştiri olacak. Bu sadece ekonomik politik anlamda değil. Her konuda mutlaka dediğiniz gibi çizgiyle ki karikatürün böyle bir güzelliği ve evrensel bir dili var. Farklı dil lerden yazınlar yazmadan pekala çizgiyle her topluma bir şeyler anlatabiliyorsunuz. Karikatür yarışmalarında dünyanın her yerinden yarışmacılar katılır evet. ve hepsinin ne anlatmak istediğini anlarız. Şimdi ben buna bir örnek vereyim. Bizim Konak Belediye ile yaptığımız 1. Uluslararası İzmir konulu yarışmada Arjantin'den katılan Homeros'u çizmiş. Rusya'dan katılan 1. oldu. O da Saat Kulesi ve İzmir'in simidi gemiyi vesaire. Belki de bugünkü yağmurlu günü de göz önüne alır. Saat Kulesi'ni görmesin. Yarısı sular altında oraya gemiyle gelmiş. Yukarıda oltayla simit alan bir karikatür. Bunu çizer Rus çizer. Ha öyle bu gerçekten çizilir. Tabii birincilik ödülü bu. Görmesin de çizmesin diyecek. hayır bu çizmeyle diyorsun evet, yani. Bu çizmeyle evet. birincilik ödülü izledik. Bu evet. İzmir'i güzel anlatan bir Rus olduğuna göre bu sanatçının görüsü mü yoksa yaşanmış olan bir şey bu. Evet. Orası. Hem öngör hem de bir yerden inmiştir gözlerinde. Evet. Dediğiniz gibi ulusal dili kullanmadan da pekala İzmir'i işte bir de Polonyalı Bansiyon ödülü alan vardı 3 yapan. 2 de Türkiye'li arkadaşımız ödüllendirildi. Yani bunlar tabii 500'e yakın karikatür vardı. Çoğu yabancıydı. İzmir'i çok da güzel anlatmışlar. Ve çizgiyle anlatmışlar. Böyle bir karikatürün muhalif olma ve bildiğim gibi iki çizgiyle dediğiniz gibi tabii. çok şeyi anlatma. Zaten karikatürün bir tanımı da o. Az çizgiyle çok şey anlatma sanat. Ama tabii ben sadece İzmir'i anlatmayı öngörmüyorum biliyorsunuz. İçinde daha doğrusu toplumların içinde bulunabileceği herhangi bir pozisyonu ifade edebilmekte çizginin dili bambaşkadır diye düşünüyoruz. 2. bölümde devam edeceğiz efendim. Diğer dalları da dolaşalım. Karikatürden biraz daha konuşabiliriz. Değerli izleyiciler, bir aradan sonra 2. bölümde görüşeceğiz efendim.